Evet, merhabalar değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlere Han'den ikinci kitaptan 27. dersi Bistuheft hem seri Velherç yani müsrif eş, savurgan eş başlıklı okuma parçasını açıklamaya çalışacağım. Arkasından da alıştırmalarından birer örnek yapalım. Şimdi önce metnimizi okuyalım. Hemseri Vilherç, müsrif eş ya da savurgan eş, hemser eş anlamında. Vilherç, fazla para harcayan, savurgan ya da müsrif. Ağayı İzzedi, İzzedi Bey, her ruzi cüm'e, her cuma günü, be hemsereş, eşine pul midat, para veriyordu. Pul daden. Hanım İzzedi, İzzedi Hanım, puli heftegira, haftalık parayı, hefte para, heftegi, haftalık. Taruzi seşembe, salı gününe kadar, temam mi kert, bitiriyordu. Temam kerden. Behemin delil, işte bu sebeple se ruzi ahiri hefte, haftanın son 3 günü puli nedaşt, parası olmuyordu. Ağayı İzzedi, İzzedi Bey, her seşembe şep, her salı akşamı, seşembe şep, salı akşamı. Ez hemsereş mi pursid? Karısına, eşine soruyordu. Şöyle soruyordu. İn heme pulra bu kadar parayı, bütün bu kadar parayı çitor harç kerdi? Nasıl harcadın? Harç kerden harcamak. Çitor nasıl? Çiheriydi. Ne satın aldın? Men karmendem, ben memurum. Karmend, memur. Ve mahane ez devlet pul mi girem? Ve devletten aylık olarak para alıyorum. Mahane, aylık. Tacir ki nictem. Tacir de değilim. Çitur inheme pulra temam kerdi. Nasıl bütün bu kadar parayı bitirdin? Diye soruyormuş. Soruyordu. Ve hemsereş ve eşi hemişe daima der cevabı u mi goft. Ona cevaben şöyle söylüyordu. Ona şöyle cevap veriyordu. Ne midanem bilmiyorum. Feramuş kerdeem, unutmuşum. Feramuş kerden unutmak. Yek ruz bir gün ağayı İzzedi, İzzedi Bey bayek defterçe bir not defteriyle defterçe not defteri ve hane bergeçt, eve döndü. Bergeçten dönmek, geri dönmek. U defterçera o not defterini ba yek hotkar bir tükenmez kalem ile beraber hotkar tükenmez kalem ve hemsereş dağıt eşine verdi. Sipes be u govt. Daha sonra ona şöyle söyledi. Miqdari puli heftegira haftalık para miktarını para tutarını derbalayı sefhe beniviz. Sayfanın yukarısına yaz. Derbalayı yukarısına. Meharic rahem giderleri de meharic giderler. Der payini sefhe beniviz. Sayfanın alt tarafına yaz. Der payini alt tarafına altına. Seşembeyi be. Ertesi salı ağayı izledi
ایزدی بی از اداره به خانه آمد. اداره‌دن، افیستن، چالشتی یردن، ایش یرندن، اوه گلدی. همسرش جلو رفت و گفت. Eşi öne çıktı, ileri çıktı ve şöyle dedi. Cilurev yani öne çıktı, ilerledi, öne çıktı. Pul mi khahem? Para istiyorum, dedi. Ağayı İzedi govd. İzedi Bey dedi ki, defterçe ra biyaver bebinem. Not defterini getir bakayım. Biyaver getir, averden mastarından emir. Bebinem, göreyim, bakayım. O da diden mastarında. Hemsereş defterçera avert. Eşi not defterini getirdi ve ba huşhali govd ve sevinçle şöyle söyledi. Herçi govdi, her ne söylediysen encam dadem, yaptım, yerine getirdim. Ağayı İzedi, İzedi Bey, بالای صفحه را خواند. Sayfanın üst kısmını okudu. Şöyle yazıyordu. Cuma 20 Mihr. Yani Mihr ayının 20'si Cuma günü. 40.000 tümen giriptem. 20.000 tümen aldım. Bad sonra payini صفحه را خواند. Sonra sayfanın alt kısmını okudu. Orada da şöyle yazıyordu. Seşembe bistu çehari mihr. Mihr ayının 24'ü salı. Hemeyi pulhara harç kerdem. Bütün paraları harcadım. Evet değerli arkadaşlar, metnimizi okuduk. Şimdi metinle ilgili bazı sorular var. Onlara bir göz atalım. Der ki matlab, konunun anlaşılması. Kudam yek ez cümle hayi zir durust. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru? Ve kudam yek na durust est. Ve hangisi yanlıştır? Doğrular dal ile, yanlışlar nun ile. Birincisi, Ağayı İzedi, İzedi Bey, Ahiri hafte, hafta sonu ve hemsereş eşine pul midat, para veriyordu. Doğru mu? Hafta sonu dedi. Hemen metnimize bakalım. Her ruzi cüm'e diyor. Tabi İran'da hafta sonu cuma günü olduğu için buna doğru dememiz lazım. Dal. Evet. Diğer bir kısım destur, dil bilgisi. Cümlehayı sütuni elifra, yani elif sütunundaki cümleleri ba yek hat, bir çizgiyle ve pursişayı sütuni b, b sütunundaki sorulara, sorular ile vasıl konit, birleştiriniz. Birincisinde bakalım. Evet, birincisinde ne sormuş? Ne söylemiş? Hezar tümen pul mihahem. 1000 tümen para istiyorum. Tabi buna neyle sormalı? Hemen bir göz atmaya çalışalım. Birincisi key, ne zaman? İkincisi ki, kim? Üçüncüsü çikadr. Tabi buna nasıl soracak? Ne kadar para istiyorsun? Cevaben hezar tümen pul mihahem diyebilir. Diğerlerine bakalım. Bağçı vesileyi, yani hangi vesileyle, hangi araçla? Çıkar kert, ne iş yaptı, ne yaptı? Kuca, nerede, neresi, nereye? Çent nefer, kaç kişi? Ez kuca, nereden? Bu durumda ne kadar, bunun sorusu olarak sorabilir, ne kadar para istiyorsun? Yani çent tümen pul mi hahi diye soracak. Cevaben de hezar tümen pul mi khahem diye cevap verecek. Bu durumda soru kelimemiz çikadr olmalı. Diğer bir kısım vajegan kelimeler. Hemeyi kelimehayi ziri
Hemey kelime-i zir, aşağıdaki bütün kelimeler merbut ve pules, para ile ilgilidir. Para hakkındadır, merbut ve ilgili hakkında. Anhara onları, ziri şekli münasip, uygun şeklin altına beniviz yazınız. Evet, kelimeler var, resimler var. Kelimelerimiz şehriye, aylık demek bu. Tabi aylık bir eğitim kurumuna faydalanıldığından dolayı ödenen para anlamında. Desmüt, desmust, ücret, yevmiye, yevmiyesi yani bir işçinin yevmiyesi, el emeği. İcare, kira, fesendaz, tasarruf, kıymet, ederi, fiyatı, cerime, para cezası, hukuk, bu da aylık anlamında maaş yani alınan para. Takfif, indirim, kiraye, bu da taksi gibi şeylerde bindikten sonra kullanım için verilen ücret. Vizit de muayene ücreti. Evet. Şimdi birinci şekilde bir taksiye verilen bir parayı görüyoruz. Buna kullanılacak kelime kiraye kelimesi. Yani taksiye verilen ücret anlamında. Diğerleri de tabii ilgili resimlerin altına yazılarak cevaplandırılabilir. Evet, kirayeydi. Şuraya da şöyle yuvarlak içine alayım. Evet, bu şekilde. Evet değerli arkadaşlar, alıştırmalarımızın diğer kısmını tabii size bırakarak. Dersi bis tu heft, 27. ders, hemseri vilherç, yani müsrif eş, savurgan eş başlıklı okuma parçasını burada tamamladık. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle, hepinize iyi çalışmalar. Hoda nigehdar.